abi. Arkadaşlar Pengos video atmıyor amına koyayım. Pengos diyorsun ya. Pengos video atmıyor ki izleyeyim. Tamam geçsin bu. Ne var ki bunda? Bir şey yok ki lan. Bir şey yoktu orada. Lan bu müzik. Punisher! Bir sisteme sızacak olsanız, sistem ağının siber güvenlik halkalarından ilk hangisine sağlardınız? Daha doğru bir tabir. Siber güvenlikte en zayıf halka sizce nedir? Güçsüz şifreler, tarihi geçmiş işletim sistemi, güvenlik sertifikası olmayan siteler. Hiçbiri. Basu! Composed by Upper Boy. 2014 yılında Rusya'da bir gece yarısı ünlü bir antivirüs firması olan Kaspersky laboratuvarı. Kaspersky. Kaspersky mi var işin içinde? Kaspersky bayağı da şaşı. Harbi sağlam bir antivirüs firması. Telefonu çaldı. Operatör telefonu açtığında hattın karşısındaki kişi dünyanın en gergin, en korkmuş sesine sahip bir banka çalışanıydı. Rusya'nın en büyük bankalarından birinde çalışan bu kişi bir şeyden çok korkuyordu ama her ne yaşandıysa bu onu o kadar paranoyak etmişti ki görüşmenin kalanına telefondan devam etmek istemedi ve acilen bir yüz yüze görüşme talep etti. Kaspersky'nin antivirüs uzmanları olay yerine geldiğinde banka çalışanının korktuğu şeyin iş bilgisayarının bir şekilde bozulmuş veya hacklenmiş olması olduğunu fark ettiler ve hemen incelemeye başladılar. İlk başta güzel duruyor la. İşte bilgisayarda pek bir şey bulamadılar. Bilgisayar gayet doğru çalışıyordu. Ama inceleme derinleştiğinde bankanın domain kontrolcüsünün hacklendiğini ve Çin'deki bir sunucuya çok gizli ve hassas bilgiler gönderdiğini fark ettiler. Domain kontrolcüsü bir işletmenin en hassas ve en önemli sunucusudur. Eğer herhangi bir işletmenin domain kontrolcüsüne erişiminiz varsa o işletmenin ağındaki her cihaza erişiminiz var demektir. Ve eğer bir bankanın domain kontrolcüsüne erişiminiz varsa bir bakıma o bankaya sahipsiniz demektir. Domain kontrolcüsüne sahip olmak demek, herhangi bir banka müşterisinin bakiyesine milyonlarca hatta milyarlarca dolar ekleyebilmek ve bunu uluslararası para gönderme sistemi Swift'i kullanarak kendi ülkenizdeki bir bankaya çekebilmek demek. Bankanın ATM'lerinden istediğiniz zaman para çıkartabilmek demek. Kısaca bir bankayı tek bir kurşun sıkmadan soyabilmek demek. Ama gariptir ki domain kontrolcüsüne sahip olan bu kişi veya grup bankadaki hiçbir veriye veya sisteme dokunmamış veya bankadan herhangi bir şekilde para çekmemişti. Bilerek mi yakalatıyorlar acaba lan? Başka bir şey mi yaptılar acaba? Bu iyi bir şey gibi gözükse de aslında gelecek çok büyük bir kıyametin habercisi olabilirdi. Kaspersky çalışanları problemin ne kadar büyük olduğunun farkındalardı ve bu büyük problemi fark ettiklerinde tüm bankayı karantina altına alıp ağdaki tüm cihazları denetlediler. Dışarı herhangi bir şekilde asla haber çıkmıyordu. Hiçbir medya kuruluşunun olaydan haberi yoktu. Çünkü bu olay bir isyana sebep olabilirdi. Dışarı hiçbir haber çıkmadan bu olayı bir an önce çözüme ulaştırmak için Kaspersky çalışanları tüm ağları, telefonları, bilgisayarları ne varsa didik didik ettiler. Ve hiçbir şey bulamadılar. Ne bir casus yazılım ne de banka sistemlerini çökertebilecek herhangi bir detay. İşte asıl problem burada başlıyor. Ama bir bilgisayar diğerlerinden farklıydı. Bir ipucu taşıyordu. Buldukları bir bilgisayara bir uzaktan erişim programı kurulmuştu. Bu programlarda bağlanacağınız bilgisayarın program veri tabanındaki kullanıcı adı ve şifresine sahipseniz dünyanın neresinde olursanız olun o bilgisayara bağlanıyor. Her şeyi yapabilirsiniz. Aslında bu domain kontrolcüsünün hacklenmesini bir nebze açıklıyor. O yüzden antivirüs uzmanları bankadaki birisinin bir bilgisayara uzaktan erişim programı kurup bunu Çin'deki bağlantılarına verdiğini ve bu hack olayına yardım ettiğini düşündüler. Ve bankadaki her bilgisayarı, bilgisayarın sahiplerini, telefonlarını ve banka ağını kullanmış tüm cihazları sorguladılar. Ve bu sorgulamanın sonucunda
Bu programın indirilmesini bırakın, programın adına dair bile hiçbir bilgiye rastlamadılar. Birisi resmen bankanın içindeydi ama onu bulamıyorlardı. Çaresizce çok komik bir teknik denediler. Onları ilk arayan endişeli banka çalışanının bilgisayarının masa üstündeki boş bir not defterini açtılar. Ve not defterine sadece selam yazıp beklediler. Beklediler, beklediler, beklediler ve beklediler. Hiçbir şey olmadı. Not defterinde herhangi bir değişiklik yoktu. Ta ki birkaç dakika sonra ekranda "bizi yakalayamazsınız" yazısı. Ayda! Kaspersky çalışanları şoktaydı. Çünkü yıllardır bu işi yapıyor. Hackerlarla ve onların yarattığı yıkımlarla savaşıyorlardı. Ve karşılarındaki kişi veya grup resmen meydan... Bu arada harbi çok korkutur adamı. Olayın şokunu yaşarken Rusya sokaklarında bir gariplik baş gösterdi. Bahsi geçen bankanın ATM'leri resmen para saçıyordu. Evet, para saçıyordu. Herhangi bir şekilde kart koyulmamasına veya fiziksel temasta bulunulmamasına rağmen ATM'lerden para çıkıyor ve sahacı adı verdikleri suratı tamamen maskeli kişiler ATM'lerden bu paraları toplayıp çantalarına koyuyor ve kayboluyorlardı. Domain kontrolcüsüne sahip olan grup bankaya bağlı ATM'lere para çıkışı emri veriyordu. Ve bunu o kadar düzenli, planlı bir şekilde yapıyorlardı ki banka görevlileriyle Kaspersky çalışanlarına düşen tek şey ekranlara devamlı düşen para eksilmelerini izlemekti. Sadece birkaç saat içinde bankanın tüm ATM'lerinden tam 7.3 milyon dolar çaldılar. Peki bununla durdular mı dersiniz? Durmamışlar. Hayır, insan hırslı ve açgözlü yaratılmıştır. Kaspersky çalışanları durumu ve grubu incelemeye çalışırken Rusya'daki başka bir bankadan sadece 0.5 dolar değerinde 34 rublesi olan yaşlı bir adamın hesabına 146 bin dolar değerinde 10 milyon ruble geçtiğini ve bu paranın Swift sistemiyle Çin'deki bir bankaya aktarıldığının haberini aldılar. Ama bunlar sadece birer başlangıçtı. Bir gecede Rusya'daki başka bir bankadan birileri tek bir kurşun sıkmadan, hatta odalarından bile çıkmadan 10 milyon dolar daha çaldılar. Üstelik bu sefer ATM'lerden para toplayan sahacılar da yoktu. Bir gecede yine aynı şekilde banka sistemine sızılmış, domain kontrolcüsü bulunmuş ve Swift sistemiyle 10 milyon dolar çalınmıştı. Ardından aynı haber başka bir bankadan, başka ülkedeki başka bir bankadan ve hatta başka bir kıtadaki başka bir bankadan da geldi. Kaspersky çalışanları daha henüz tüm bunların nasıl başladığını, sistemlere nasıl sızıldığını fark edemeden korkunç bir gerçekle karşılaştılar. Grup her yerdeydi. Rusya'daki, Avrupa'daki, hatta Nijerya ve Amerika'daki bankalarda bile. Bir düşünün, yıllar boyu belki 9-5 çalışmış, belki çok iyi bir yatırım yapmış ya da belki de şansınızın yaver gitmesi sonucu çok iyi paralar kazanmış birisiniz. Ve tüm paranız bankanızda güvende duruyor. Tüm birikiminiz, tüm mal varlığınız. Harbi isyan çıkar, harbi isyan çıkar. Bir sabah uyanıyorsunuz ve paranız Çin'deki bir bankaya gitmiş. Bankanızla bu durumu konuştuğunuzda ise devamlı bekletiliyorsunuz. Şimdi bunu bir de yaşadığınız ülkedeki diğer tüm insanların yaşadığını düşünün. Ardından bu durumun tüm dünyada yaşandığını. Oo. Çıkabilecek kaosu ve isyanı tahmin edebiliyor musunuz? İnsanların en çok güvendikleri kurumun aslında o kadar da güvenilir olmadığını fark ettiklerinde verecekleri tepkiyi. Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve Kaspersky CEO'su da öyle düşündü. Olayların başlamasından birkaç hafta sonra Kaspersky Laboratuvarlarının CEO'su Eugene Kaspersky, Singapur'daki bir siber güvenlik konferansında Karbanak ile ilgili olan deneyimiyle ilgili konuştu. Ardından Avrupa Polis Teşkilatı Europol de Karbanak'ın Avrupa ve Amerika'daki bankalarda görüldüğüyle ilgili haberler girdi. Artık bu dosya izole bir dosya değildi. Değil, tüm halka yayıldı. Tüm dünyanın haberi vardı. Sinir attı, geriliyordu. Banka deli gibi zarar ederdi de bırak. Batar batar, kimse kullanmak istemez ki o bankayı bir daha. İnsanlar huzursuzdu çünkü paralarını geri alamıyorlardı. Artık o para gitmişti. Yıllarca dişinden tırnağından sakayarak biriktirdikleri paralar ATM'lerden çekilmiş veya binlerce kilometre ötedeki bir bankaya aktarılmıştı. Ve karşılığında duydukları tek şey Karbanak adı, üzerinde çalışıyoruz cümleleri. Başka hiçbir şey alamıyorlardı. Tek bildikleri paralarının gittiğiydi. Derken bir karar alındı. Karbanak'ı bulmak ve bu saldırılarla savaşmak için saldırıya uğramış bankalar, Kaspersky Laboratuvarları, Avrupa Polis Teşkilatı, farklı siber güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekip kurulacak ve bu saldırılara bir son verilecekti. Ekibin adı ise JCAT, yani JCAT. Ortak Siber Suç Eylem Görev Gücü olacaktı. Yapmaları gereken ilk şey Karbanak'ı keşfetmek.
Carbanac basitçe bilgisayara bir arka kapı oluşturan bir program. Bilgisayarları incelediklerinde Carbanac'ın kendini kopyaladığı dosya konumunu buldular. Carbanac kendini System32'nin COM klasörüne svchost.exe adıyla kopyalıyor ve kendini gizli bir dosyaya çeviriyordu. Harbiden Karpuz Bey, ben de aynısını düşündüm. Böyle bir film olduğunu düşünsene. Güzel olmaz mı lan? svchost.exe hali hazırda Windows'ta bulunan bir uygulama olduğundan, bir de üstüne gizli uygulama olarak seçildiğinden kimsenin şüphelenmeyeceğini düşünüyorlardı. Dahice bir fikir. Bulduktan sonra Carbanac'ı incelemeye devam ettiler ve çalıştıktan sonra kendini bilgisayarın kullandığı tarayıcının kayıt defterine kopyalandığını ve ardından %appdata'daki tarayıcı klasörüne de yeni bir kopya oluşturduğunu fark ettiler. Ardından bir Kaspersky çalışanı Carbanac'ın kodlarında çok küçük bir hata buldu. Bu hataya göre Carbanac'ın kontrol sunucusuna spesifik bir mesaj gönderirlerse spesifik bir cevap alacaklardı. Ama hatanın küçüklüğüne oranla çok büyük bir problemleri vardı. O da bu mesajı Carbanac'ın kontrol sunucusuna yollamaları gerekmesi. Aha! Sorun şu ki, kimse Carbanac'ın kontrol sunucusunun fiziksel olarak nerede olduğunu, hangi adreste tutulduğunu bilmiyordu. Bu da Kaspersky çalışanlarının tüm interneti araştırması demek. İnternetteki her bir ağı, her bir IP'yi, her bir cihazı araştırıp hep... Ya kardeş, CMD'yi açacaksın, who is IP yazsa çıkar ya, konumunu bulurlar. Hepsine aynı spesifik mesajı gönderip bir ümit mesaj beklemesi demek. Kulağa imkansız gelir değil mi? Eğer karşınızda öfkesi dindirilemeyen bir halk, soyulmuş bankalar varsa hiçbir şey imkansız değildir. Tam da bu yüzden iki gün sonra bir sunucudan bekledikleri cevap geldi. Carbanac'ın kontrol sunucusu cevap vermişti. Uzmanlar sonunda bir ipucu, belki de grubu bulmuşlardı. Sunucu, teknoloji firmaları için en iyi ülkelerden birisi olan Hollanda'daydı. Polisler sadece birkaç dakika içinde sunucunun bulunduğu lokasyonu bulup bastılar ve uzmanları inceleme için davet ettiler. Uzmanlar lokasyona varıp sunucuyu inceleme yaptıklarında kanlarını dolduran bir gerçekle karşılaştılar. Onlar tüm bunları bulana kadar Carbanac grubu Rusya ve Avrupa ile kalmamış, gerçekten tam anlamıyla Amerika ve Türkiye dahil olmak üzere tüm bankalara saldırmışlardı. Aa, o adam da mı onlardanmış? Ve bunun farkına varıldığında grup 700 milyon dolar çoktan çalmıştı bile. Bu gerçekle yüzleşildiğinde FBI ve KGB dahil olmak üzere tüm istihbarat servisleri olayla ilgili ortak bir inceleme yapmaya başladılar. Ve tam bu sırada Carbanac grubu hacking kariyerlerinin en büyük hatasını yaptı. Tayvan, 2016. Büyük soygun devam ediyordu. Tüm dünya soyuluyordu. Ama Tayvan'daki iki deneyimsiz sağcı büyük bir açık verdi. Hacklenmiş bir ATM'den para toplarken bir vatandaşın o ATM'ye doğru para çekmek için geldiğini gördüler ve o kadar gerildiler ki 60 bin Tayvan dolarını ATM'nin ağzında bırakıp kaçtılar. Vatandaş bu kadar büyük bir parayı bırakan iki maskeli adamı gördükten sonra bunun fazlaca şüpheli olduğunu düşündü ve Tayvan polisini arayıp haber verdi. Polis o ATM'ye giden tüm MOBESE kameralarını izledi ve korkunç bir gerçekle karşılaştı. Bu ikili Carbanac grubunun sahacılarıydı ve totalde 70 milyon Tayvan dolarını sadece bir gecede çalmışlardı. Kameraları izledikleri yol boyunca gördükleri her ATM'den nasıl para çektiklerini izlediler. Teker teker son kuruşuna... Düşünsene oğlum, bir sokakta yürüyor, tüm ATM'lerden 100 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira, 50 bin lira, sabaha kadar. ...kadar Tayvan'daki tüm ATM'leri boşaltmalıydı. Ama ikili bir açık vermişti. Acele etmiş ve fazla mobeseye gözükmüşlerdi. Yakalanmak üzere olduklarından haberdar bile değilken tüm kanallarda iki maskeli ATM soyguncusundan bahsediliyordu. Ama suratı tamamen maskeli iki adamı nasıl bulabilirsiniz ki? Mobese'den takip edin. Tayvan polisi çok hızlı bir inceleme yaptı. Mobeseleri ilk acele ettikleri ATM'den başlayarak incelediler ve olayla bağlantılı 22 şüpheliye ulaştılar. 22 şüpheli verisi ortaya çıktığında ise bu 22 şüphelinin 19'u çoktan çantalarında milyonlarca dolarla Tayvan'ı terk etmişti bile. Carbanac her zaman onlardan bir adım daha öndeydi. Ama Letonyalı Andres Peregudovs hala Tayvan'daydı. Peregudovs kendini tüm televizyonlarda gördüğünde hemen olayla bağını kopartmak istedi. Taipei'deki bir dağlık bölgeye iki bavul dolusu para bıraktı ve Tayvan'daki başka bir bölgeye geçti. Tayvan'daki diğer iki soyguncu ise daha sonra iki başka Doğu Avrupalı tarafından alınmak üzere Taipei tren istasyonundaki bir dolaba iki bavul dolusu para saklayıp otellerine döndüler.
Bilmedikleri şey, yüzlerce polis Tayvan'daki tüm mobeselerden onları izliyordu. Otele döndüklerinde yemek yemek için lobiye indiler ve sakince yemek yerken Tayvan polisinin muhteşem bir şekilde koordine ettiği bir operasyonla yakalandılar. Aynı gün Letonyalı Andres Peregudovs da dağlık bölgede yakalandı. Tayvan polisi kimsenin yapmadığı, yapamadığını yapmıştı. Her ne kadar yakaladıkları üçlü birer sahacı olsa da Karbanak dosyasındaki ilk tutuklama yapılmıştı. Ama yine de kötü bir şey vardı, o da tutukladıkları bu adamlar Karbanak'a ama o adamlar ne kadar bilgiye sahip ki acaba? Hiçbir şey bilmiyorlar. Sadece basit sahacıları tutuklamışlar. Grubun elebaşı veya elebaşları hala bir yerlerde yeni sahacılar bulup yeni soygun emirleri veriyordu. Ve tam burada grubun elebaşı için av başladı. Resultados. 2018. İspanya. Karbanağ'ın ortaya çıkmasından tam 4 yıl sonra. 4 yıl boyu tüm dünyayı soyan gruba dair bulunan tek şey birkaç Doğu Avrupalı sahacıdan başka bir şey değildi. Soygunlar devam ediyor, milyonlarca dolar para çalınıyor ve insanlar mağdur oluyordu. Bankalara güven gittikçe azalmıştı ama her nasılsa gruba dair hiçbir şey bulunamıyordu. Bu sırada Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol İspanya'da farkında olmadan onları Karbanak ile ilgili çok büyük bir tutuklamaya götürecek bir kara para aklama operasyonu sürdürüyordu. Moldova ve Rus mafyası tarafından yapılan bu kara para aklama işlemini araştırmaya müşterilerden başladılar. Ve bu araştırmada Deniz K. adında bir Ukraynalı bilgisayar uzmanına rastladılar. Adamı incelediklerinde yıllardır aradıkları bir gerçekle karşılaştılar. Deniz, 2013 yılından itibaren Moldova ve Rus mafyası için dünyanın dört bir yanından düzinelerce siber saldırı gerçekleştirmişti. Moldova ve Rus mafyası da Deniz için bu paraları aklıyor ve karşılığında %40 alıyorlardı. Yıllardır aradıkları adam resmen yanlışlıkla bulunmuştu. Çok kısa bir sürede Deniz ve diğer 3 kişiyi 2018'de Alicante'de yakaladılar. Deniz'in evine yaptıkları bu operasyonda birkaç kasa dolusu... Bana burada en karlısı mafya çıktı amına koyayım. Mafya hiçbir bok yapmadan parayı almış. ...mücevher, 2 BMW ve o dönem günümüzde 200... Birkaç kasa dolusu mücevher, 2 BMW ve o dönem günümüzde 250 milyon dolar değerine denk gelen sayıda Bitcoin buldular. Ama çalınan 1 milyar dolar asla bulunamadı. Üstelik Deniz Kane'in yakalanması Karbanak'ın sonu bile olmadı. Karbanak grubu bir gelişmiş uzun süreli tehdit. Üstelik merkezi yapıya sahip bir grup bile değil. Yani aslında Deniz K, Karbanak'ın lideri değil. Bu sadece kızgın bankerler ve kızgın halkı sakinleştirmek için öne atılmış bir adam. Olayın başından sonuna kadar büyük bir özveriyle çalışmış Kaspersky laboratuvarlarına göre olaya dahil düzinelerce başka lider var. Saldırı yöntemleri ise çok basit. Bankadaki üst düzey bir görevliyi veya yöneticiyi seçiyorlar ve onu uzun sürelerce inceliyorlar. Ardından sisteme sızmak için MS Word'deki basit zafiyetlerden faydalanarak seçtikleri üst düzey yöneticiye bir mail yolluyorlar. Tamam. Yolladıkları bu mail bir müşteri adına veya seçtikleri yöneticinin ailesindeki birisinin adına yollanıyor. Gönderdikleri bu maildeki doküman açıldığı andan itibaren arka plandaki zararlı yazılımı sisteme yüklüyor. Ve yazılım yüklendiği makine ve ağa bir arka kapı yani backdoor kuruyor. Bu arka kapının oluşmasından itibaren bulundukları ağ grup için keşfe açık hale geliyor ve bunun sayesinde Karbanak grubu yönetici yetkisine sahip cihazları tespit edip o cihazları yavaşlatan programlar çalıştırıyorlar. Yönetici yetkisine sahip cihazı kullanan kişi yavaşlamadan dolayı firmanın teknoloji uzmanını çağırıyor ve bu teknoloji uzmanı yönetici bilgisayarında yapacağı işlemler için her şifre girdiğinde bilgisayara kurulmuş keylogger'lar yönetici şifresini kopyalayıp gruba iletiyor. Ve buradan sonrası çantada keklik. Ya Swift sistemini kullanıyorlar ya da ATM'lerin istedikleri saatte belirlenen parayı vermesini sağlıyorlar. Hatırlarsanız size videonun başında bir soru sormuştum. Bir sisteme sızacak olsanız sistem ağının siber güvenlik halkalarından ilk hangisine saldırırdınız demiştim. Daha doğru bir tabirle siber güvenlikte en zayıf halka sizce nedir demiştim. Hatırlarsanız güçsüz şifreler, tarihi geçmiş işletim sistemi, güvenlik sertifikası olmayan siteler birer yanlış cevaptı. Siber güvenlikte en zayıf halka insan. İnsan! Ve işte tam da bu yüzden Karbanak asla bitmedi. Deniz'in yakalanmasından sonra daha büyük bir hırs ve intikam duygusuyla Cobalt, Karbanak 2, Fin 7, Joker Stash, Cobalt Spider isimleriyle eylemlerine devam ettiler.
Vay amına oy. Carbonek isimli Cyber Gang grubu tüm dünyayı soydu. 1 milyon dolar çalan, içerisinde Türklerin de bulunduğu iddia edilen bu grup, Kaspersky'in tarama sonuçları ve araştırmaları sonucu yakalandı. Halk adeta çıldırdı. Oğlum çok güzel video yapmışsınız la Baso, elinize sağlık. Basından çok fazla sahte haberler ortaya çıktı. Atama benziyor değil mi sesi? Daha fazla güncelleme için bizi takip edin. Babam kanserdi. Ve neredeyse tüm paramı Chase Bankası'nda biriktiriyordum. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Ben bu videoları izledikçe tedirgin oluyorum. Mail falan hiçbirini açasım gelmiyor ha. Evet sayın seyirciler, şu anda canlı yayındayız. Buradaki gerginlik adeta çığ gibi büyüyor. Herkes sokaklara çıktı ve bu saldırıyı protesto etmekte. Kaspersky bir belgesel ile Carbonek şirketinin geçmişini, parayı nasıl çaldıklarını ve bu grubu durdurmanın neden çok zor olduğunu gözler önüne seriyor. Devlet tarafından mağdurlara geri ödeme yapacağı bildirildi. Fakat bunu kanıtlayacak nitelikte hiçbir şey yok. An itibariyle bankalara erişim geçici olarak kısıtlandı. Devlet halka hala kripto para kullanmayan aptal halk yürümeye devam edebilir ama bankaların güvenlik sistemleri son 20 yıldır daha da kötü. Lan müzik Metro Exodus'muş la. Punisher değil miydi ya bu? Allah Allah, ben Punisher sanıyordum la. Çok güzel olmuş, harbi elinize sağlık. Harbi güzel olmuş Johnny. Metro zaten, ben niye Punisher sandım? Bu YouTube linkine nasıl güveneceğim? Harbi la. Ben yayıncı olarak burada sizi hacklemek istesem kaç kişi var? 8400. Lan belki 400'ünüzü hackleriz ha. Biz de tehlikeliyiz oğlum. Benim attığım linklere de tıklamayın amına koyayım. Neden bu gözlüğü taktım sandınız ha? Allah korusun arkadaşlar. Kötü hackerlardan Allah hepimizi korusun. İyi hackerlar baş tacı. Vallahi çok elinize sağlık. Harbi çok güzel emek vermişsiniz. Bayağı emek var videoda. Abi sana güvenelim mi? Bana güven canım.